Herkese selamlar. Bugünkü bölümümüzde bir üniversite bir bölümü bugünkü bölümünde Uludağ Üniversitesi'nde çevre mühendisliği okumak için dört tane sebebe değiniyor olacağız. Bunların ilki sürdürülebilirlik is the new king. Yani şöyle ki artık sürdürülebilirlikle ilgili artık arkadaşlar her şeyi tutuyor. Yani kendine sürdürülebilirlikle ilgilendiren herhangi bir arkadaşımız her konuda fark yaratabilir. Bu işte mobilya sektörü üzerinden olabilir. İşte mobilya sektöründe sürdürülebilirlik olabilir. Ambalaj sanayisi olabilir. Sektör hiç fark etmiyor. Artık her sektörde onu sürdürülebilirlikle bağlayan her şeyi tutuyor. Ya bu danışmanlık tarafından da olabilir. Özel sektörde de yer alabilirsiniz. Akademi de olabilir. Akademi de özellikle yurt dışı ayağı da çok daha önemli. Çünkü mesela bugün Almanya gibi, Japonya gibi ülkeler bu konulara kafa yoruyor. Ben bu sektörde nasıl değiştirebilirim? İşte ben mesela petrokimyada sürdürülebilirliği nasıl bağlayabilirim? Bunların her birisi şu ana karşılık buluyor. Dolayısıyla bir çevre mühendisi olarak sizin eğer bu konulara ilgi duyuyorsanız, işte ben bir şeyleri geri dönüştüreyim, bir şeyleri farklılaştırayım, bir şeyleri daha zararsız hale getireyim. Bu konulara ilginiz varsa, ya açıkçası şöyle söyleyeyim, aç kalma ihtimaliniz, iş bulma ihtimaliniz çok çok az. Yani iş bulursunuz yani bir şekilde. Ve iş bulmak da şöyle, işte bir yere gireyim de asgari çalışayım değil. Gayet kendinize uygun, vizyonunuza uygun bir yer bulursunuz. Ama işte önemli olan şu, bu konulara nasıl kafa yoracaksınız? Bu konuda ne yapacaksınız? Sürdürülebilirliği hangi sektöre birleştireceksiniz? Bu önemli. Ha bunu size Uludağ Üniversitesi sağlar mı? Sadece Uludağ değil hiçbir yer sağlamaz. Çünkü bu tamamen size kalmış bir şey. Uludağ ne sağlar? Birazdan ona değineceğiz. Ama eğer diyorsunuz ki ben bu konulara kafa yoruyorum ve ben işte herhangi bir şeyi hiç fark etmez ne oldu değiştireceğim ve burada sürdürülebilirliği sağlayacağım. Bu bölüm tam sizlik diyebilirim. Peki diğer maddemiz niye seçmelisiniz? Üniversite öğrenciliğini hakkıyla yaşamak. Arkadaşlar Uludağ Üniversitesi'nde okumak size gerçekten o kampüs hayatını, o öğrenciliği yaşatır. Bunu yaşarken de o şehrin keşmekeşinden, kaosundan uzaklaşırsınız. Sadece Bursa için söylemiyorum bunu. Yani mesela İstanbul'da var pek çok yerde ve İstanbul'da o kaos ortamı mesela bazı arkadaşları çekebiliyor, irite edebiliyor. Ama Bursa'da özellikle kampüs içerisinde bundan tamamen uzaklaşıyorsunuz ve gerçekten işte o devlet üniversitesi ekolünün yanı sıra işte bunun haricinde kendi geliştirme imkanlarıyla da gerçekten o 4 yılı 5 yılı güzel geçirebiliyorsunuz. Bu açıdan bence Uludağ Üniversitesi tarafı da iyi bir imkan olabilir. Yani çevre mühendisliğini Uludağ'da okumak da bence bu sebeple size iyi bir imkan sağlayacaktır, iyi bir getiri sağlayacaktır. Bir diğer sebep ise niye Uludağ'da çevre mühendisliği seçmelisiniz? Üçüncü sebep ne yapacağını şu anda seçmek zorunda değilsin arkadaşlar. Bu şu yüzden önemli. Pek çok yerde şu söyleniyor. İşte hayatımın kararını alıyorum. 18 yaşında hayatımın kararı. Burada öyle bir şey yok. Yani çevre mühendisliği için söylüyorum bunu. 18 yaşında hayatınızın kararını almıyorsunuz. Önünüze onlarca alan çıkıyor. Zorunlu dersler için bunu söyleyebilirim. Seçmeli dersler için bunu söyleyebilirim. Seçmeli alan dışı dersler için söyleyebilirim. Ve derste görmediğiniz diğer sertifika kurs programları için de bunu söyleyebiliriz aynı şekilde. Bu şu yüzden önemli. Tamam okul size pek çok şey öğretiyor. Bir zemin katıyor. Yani çevre mühendisliği zihniyetini size katıyor belki ama size bir meslek vermiyor. Ha, bunun tabii ki riski de var. Nasıl bir riski var? Eğer 4 sene boyunca, 5 sene boyunca hiçbir şey yapmazsanız, sadece dersleri alarak geçerseniz maalesef bir yere gelme şansınız çok çok az. Bu sadece çevre mühendisliği için değil. Mühendisliklerin hatta bölümlerin hepsinde böyle. Ama diyorsunuz ki yok ben gerçekten ideallerim var, benim hedeflerim var, heveslerim var ve ben bunları gerçekleştirmeye çalışacağım. O zaman hem Uludağ hem de çevre mühendisliği avantaj. Bu madde için tekrar bakarsak, şimdi mesela az önce belirttiğimiz gibi o sürdürülebilirliği mesela her sektöre bağlayabilirsiniz arkadaşlar. Yani ambalaj sanayisi, atık, işte kimya, bambaşka konular vesaire, sağlık mesela, spor, her tarafta onu sağlayabilirsiniz. İşte bunun için de bol bol staj yapmak gerekiyor. Stajların en büyük artısı size bu olacak çevre mühendisliğinde. Ortamı göreceksiniz. Çalıştığınız yerde ne gibi unsurlar var, ne gibi sorunlar var. Sürdürülebilirlik o staj yaptığınız sektöre nasıl etki yapabilir? Bu nedenle özellikle 4 sene boyunca, 5 sene boyunca mümkün olduğunca farklı alanlarda, farklı sektörlerde staj yapmanızı öneririm. Bunu yaptığınız zaman işte göreceksiniz nerede ne eksik var ve siz nereye konulabilirsiniz. Bu avantaj çünkü dediğim gibi 18-19 yaşında meslek seçmek çok zor. Ama mesela bir disiplin seçmek o kadar zor değil. Çünkü çevreden yola çıkıp mesela kendinizi daha farklı yerlere konumlandırabilirsiniz. Mesela daha böyle endüstri mühendisliği tarafına da kayabilirsiniz. Ya da üniversitenizde yan dal yapıp çap yapıp başka sektörlere de yönelebilirsiniz. Ama çevre mühendisliği bir disiplin olarak bence size bunu sağlayacaktır. Zihniyet anlamında. Diğer bir sebep de bu şehirde kendini bulman mümkün. Bu da Bursa özelinde bir avantaj. Şöyle ki Bursa'da az önce belirttiğim kısımlar. Yani kampüs içerisinde kendini gerçekten öğrenci gibi hissedersin. Gerçekten o öğrencilik hayatını yaşarsın. Bunun haricinde Bursa şehri de sana iş anlamında zorda bırakmaz diyebilirim yani sizlere. Şöyle ki özellikle mesela Nilüfer'de organize sanayi bölgesi var. Zaten bu kendinizi yetiştirmeniz için güzel bir imkan. Orada zaten çevre mühendisleri, işte makina, inşaat, biraz işte endüstri bu tarz mesleklerde çok rahat
iş imkanı bulabiliyorsunuz. Staj imkanı bulabiliyorsunuz. Şunu diyebilirsiniz: ben hedefim işte Bursa'da kalmak değil, daha başka bir yerde olmak ya da işte yurt dışına çıkmak. İşte o zaman da bir köprü olarak kullanabilirsiniz bu şehirdeki imkanları. Mesela Nilüfer'deki en basitinden aklıma geldiği için bunu söylüyorum. Oradaki organize sanayi bölgesindeki firmaları bir köprü olarak görebilirsiniz. Sizin bir tık yukarı çıkmanız için. Yani siz onlara mesela 2 ay, 3 ay, 5 ay belki gönüllü, ücretsiz bir hizmet sağlarsınız. Onların işini ücretsiz görürsünüz. Ama karşılığında belki sizi 5-10 yıl, 15 yıl, 20 yıl kurtaracak yapıları görmenizi sağlayacaklardır. Dolayısıyla bu çok önemli ve Bursa size bu açıdan hem işte iş olanaklarıyla, hem sanayi şehri olmasının getirdiği etkilerle, hem de kampüs hayatıyla bence güzel bir imkan sağlayacaktır. Öte yandan çevre mühendisi zaten az önce belirttiğimiz gibi pek çok isimli bir yerde bulundurmasıyla gerçekten güzel, iyi bölüm. Ben açıkçası bu ikilinin iyi bir ikili olacağını düşünüyorum. Hem Uludağ hem çevre mühendisliği bu sıralama ölçeğindeki arkadaşlar için değerlidir diye düşünüyorum ve bunu söylemek istiyorum. Umarım sizin için bütün tercih dönemi boyunca güzel şeyler sizinle olur. Umduğunuz gibi bir sonuç sizinle karşılaşır.